120. Dijital'de olan herkese merhaba. Ben Ece Bozkaya ve şimdi haberlerimizi görelim. Naughty Dog'un geliştirdiği Uncharted serisinin son oyunu Uncharted 4, beklenmedik bir erteleme kararı yüzünden ne yazık ki 27 Nisan yerine 10 Mayıs'ta gelecek. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan oyun içi görüntülerle süslü videoyla hayranlarını bir kez daha heyecanlandıran oyunun erteleme haberi PlayStation oyuncuları arasında hayal kırıklığı yarattı. Uncharted 4'ün ertelenme nedenini en büyük rakibi olarak gösterilen Quantum Break'e bağlayanlar bakalım her iki oyun çıktığında neler düşünecek. Quantum Break'in 5 Nisan 2016 tarihinde hem Windows 10 hem de Xbox One için çıkacağını hatırlatalım. Ubisoft'un heyecanla beklenen açık dünya oyunu The Division'ın DLC içerikleri ve zamanlaması belli oldu. Incursions adlı ilk DLC Nisan ayında üst düzey silah ve ekipmanlarla birlikte oyuna son bölüm içeriği ekleyecek. Aynı grupta yer alan oyuncular bu sistemle silah ve ekipman takasına girebilecek. Diğer bir ücretsiz olacak içerik ise Mayıs ayında gelecek olan Conflict. Bu içerik oyuna New York'un Columbus Circle bölgesinde geçecek olan bir Dark Zone ekleyecek. Bildiğiniz gibi Dark Zone'lar oyundaki en tehlikeli ama aynı zamanda en iyi silah ve ekipmanların olduğu nokta var. Ayrıca bu ücretsiz güncellemelerle birlikte oyunculara günlük ve haftalık Dark Zone görevleri verilecek. Nisan ve Mayıs aylarında peş peşe gelecek bu ücretsiz içeriklerden sonra ise 3 tane ücretli genişleme paketi gelecek. Ücretli paketler arasındaki ilk büyük içerik olarak tanıtılan Underground, Haziran ayında çıkacak ve oyuna New York'un alt yollarıyla metrolarını getirecek. Yine 2016 yaz mevsiminde gelecek zorlu survival modunda ise oldukça fazla sayıda düşmana karşı hayatta kalmaya çalışacağız. 2016 yılının son DLC'si olacak Last Stand'de kış mevsiminde çıkışını yaparak acımasız ve çok tehlikeli düşmanları üzerimize gönderecek. J.K. Rowling, Harry Potter and the Cursed Child'ın sinemaya uyarlanmayacağını açıkladı. Seride en son yaşananlardan 19 yıl sonrasını ve aynı zamanda Harry'nin Hogwarts öncesi yıllarını konu alacak tiyatro eserinin kitap olarak da yayınlanacak olması akıllara hemen sinema filmi ihtimalini de getirmişti. Twitter üzerinde bir hayrana verdiği yanıtla Cursed Child'ın bir tiyatro oyunu olduğunu belirten J.K. Rowling, film söylentilerini şimdilik kapatmış gibi görünüyor. Ancak sadece ufak bir yanıt üzerinden bunun asla gerçekleşmeyeceğini düşünmek de anlamsız olur. Olumsuz açıklamalara rağmen yıllar sonra Harry Potter and the Cursed Child'ı sinemalarda görürsek açıkçası pek de şaşırmayız. Harry Potter gibi büyük markalar için kapı her zaman yeni projelere açıktır. Just Cause 3 için geliştirilen Sky Fortress adlı DLC Season Pass kullanıcıları için 8 Mart'ta çıkışını gerçekleştirdi. Adından da anlaşılacağı gibi uçan bir kalenin yer aldığı içerikle birlikte oyuna yeni görevler ve yeni araçlar ekleniyor. Mayıs ayında gelecek Mirror's Edge Catalyst'in ana karakteri Fate için iki yeni video paylaşıldı. Fate'in bazı yeteneklerini gözler önüne seren bu videolara bakılırsa, önceki oyuna göre çok daha hızlı ve esnek bir Fate geliyor. Frostbite 3 oyun motoruyla geliştirilen Mirror's Edge Catalyst PC, PS4 ve Xbox One için ABD'de 24 Mayıs 2016, Avrupa'da ise 26 Mayıs 2016 tarihinde piyasaya çıkacak. Assassin's Creed daha ilk sinema filmi çıkmadan ikinci film için onay aldı. Yapımcılar Michael Fassbender'ın başrolünde olduğu filmin gişede büyük başarı yakalayacağından oldukça emin. Bu yüzden ikinci film için zaman kaybetmek istemiyorlar ve daha ilki çıkmadan ikincisi için çalışmalara başlamışlar bile. İlk film 21 Aralık 2016'da vizyona girecek. İkinci filmin ise 2019'da geleceği söyleniyor. Eğer yapımcıların tahminleri doğru çıkarsa oyun dünyasında olduğu gibi beyaz perde de Assassin's Creed'lerle dolup taşacak gibi görünüyor. Geçtiğimiz günlerde Yahoo'nun e-spor sektörüne atılım yapmayı düşündüğünü ve bununla ilgili çalışmaları başladığını söylemiştik. Sonunda beklenen oldu ve Yahoo resmen e-spor hayatına başladı. Tamamen e-spora ait bir site açan Yahoo, bu site üzerinden makaleler, haberler, maçların yayınlarını ve istatistiki bilgileri takipçileriyle paylaşıyor. Oyun olarak da CSGO, Dota 2, League of Legends, Heroes of the Storm ve Street Fighter 5 tercih edilmiş. esports.yahoo.com adresi üzerinden siteye ulaşabilirsiniz. Steam platformunun PC oyuncuları için zaman zaman bir cennet olabildiği aşikar. Çeşitli zamanlarda yapılan indirimlerle her daim oyuncuların gözünde önemli bir yere sahip olan Steam, bundle oyunlarındaki ücret sistemini değiştirerek bizim için bir artı puan daha kazanacak gibi. PC Games en kaynaklı habere göre Valve, geliştiricilere bu sistemle ilgili bilgiler yolladı ve yakında bu yeni ücret sistemine geçilecek. Yeni ücret sistemi şöyle işleyecek. Oyun paketleri şeklinde bir indirim geldiğinde artık o paketin içindeki herhangi bir oyundan sizde varsa ödeyeceğiniz ücret sizde olan oyun fiyatı düşerek hesaplanacak. Örneğin GTA serisi indirime girmiş olsun. GTA 3, GTA Vice City, GTA San Andreas ve GTA 4 bu pakette yer alsın. Fiyatı da diyelim ki 40 TL olsun. Eğer sizde bu 4 oyundan herhangi biri daha önceden varsa artık 40 TL ödemeyecek, o sizde olan oyunun fiyatı düştükten sonra kalan kısmını ödeyeceksiniz.
Böylece paketli satılan serilerdeki güzelim indirimlerden de tam anlamıyla faydalanabileceksiniz. Teşekkürler, sizi seviyoruz. Electronic Arts'ın dağıtımcılığını yaptığı Titanfall ve Battlefield'ın yeni oyunları uzun süredir bekleniyordu. Electronic Arts yetkilisi Blake Horgensen bu iki FPS oyunu için müjdeli haberi verdi. Yapılan açıklamaya göre Titanfall 2 ve Battlefield'ın 5. oyunu EA'in 3. finansal çeyrek döneminde piyasaya sürülecek. Bu da 30 Eylül ile 31 Aralık arasını kapsıyor. EA'in iki güçlü FPS oyununu aynı anda piyasaya sürmesi bir pazarlama stratejisi olarak göze çarpıyor. Oyunların birinde geçmişe dönüp 1. Dünya Savaşı havasını soluyacakken diğerinde geleceğe gidip fütüristik bir temayla buluşacağız. Böylelikle bu iki oyun tema açısından birbirine rakip olamayacak. Ayrıca ilk oyunun aksine Titanfall 2'de senaryo modunun da bulunacağını belirtelim. ID Software'in efsane FPS serisi Doom'u yeniden canlandıran 2016 yapımı Doom'un kapak görseli daha önce gösterilmiş ve oyuncular tarafından pek beğenilmemişti. Yapımcı firma geçtiğimiz günlerde Twitter üzerinden oyunun iç kapak görseli için bir oylama başlatarak oyunculardan bu konuda yardım istedi. Doom'un resmi Twitter hesabından oylamaya açılan iki kapak tasarımı arasında cehennemin içinde gösterildiğimiz görsel oyların büyük bölümünü toplayarak yeni kapak görseli seçildi. Son dönemlerde firmalar geliştirdikleri AAA oyunların ardından çıkardıkları ek içeriklerle hem oyunu destekliyor hem de daha fazla gelir elde ediyorlardı. Hemen hemen tüm firmalarda gördüğümüz bu durumun Quantum Break'te geçerli olmayacağı açıklandı. Açıklamayı yapan Remedy, oyuna DLC gelmeyeceğinin yanı sıra oyunun hikayesinin oldukça doyurucu olduğunu ve tek bir oyuna sığmayacağını da belirterek yeni bir oyunun habercisi oldu. Steam'de ilk olarak 89 TL'lik bir fiyatla listelenen No Man's Sky hepimizi sevindirmişti. Oldukça uygun dediğimiz bu fiyat için ne yazık ki hevesimiz kursağımızda kaldı ve kısa süre içinde oyunun fiyatı 150 TL olarak değiştirildi. 89 TL iken neden 150 TL olduğu konusunda kesin bir bilgimiz yok. Hello Games tarafından mı yoksa Steam tarafından mı müdahale geldi bilemiyoruz. Bu durumun sadece bizim ülkemiz için geçerli olmadığını, diğer ülkelerde de ani bir fiyat değişikliği yapıldığını belirtelim. Bakalım No Man's Sky'ın fiyatı 150 TL'de mi kalacak yoksa eski haline geri mi dönecek? No Man's Sky, PC ve PS4 platformları için ABD'de 21 Haziran 2016, Avrupa'da ise 22 Haziran 2016'da çıkışını gerçekleştirecek. IO Interactive tarafından geliştirilen ve Square Enix'in dağıtımcılığını yaptığı yeni Hitman'in ilk bölümü 11 Mart tarihinde çıkışını gerçekleştirdi. Bölüm bölüm yayınlanarak dizi tadında ilerleyecek olan Hitman'in gelecek bölümlerini sabırsızlıkla bekliyoruz. Xbox platformlarına özel yarış oyunu serisi Forza Motorsport sonunda PC'ye geliyor. Serinin son oyunu Forza Motorsport 6'nın kırpılmış free-to-play sürümü olarak hazırlanan ve Forza Motorsport 6 Apex adı verilen oyun, ilkbahar aylarında Windows 10 kullanıcılarının beğenisine sunulacak. Microsoft'un Windows 10'u bir oyun platformu olarak kullanıp, Xbox oyunlarını sadece Windows 10'la uyumlu olmak üzere Microsoft Store üzerinden yayınlama sürecinin bir parçası olan oyunun free-to-play olması sebebiyle ne gibi kısıtlamalar ve kesintilere sahip olacağını ise zaman içinde göreceğiz. Sizin için bir mahsuru yoksa ben gidiyorum. Çünkü 120. Dijital Doz bitti. Haftaya görüşmek üzere, hoşça kalın.